Bismillahirrahmanirrahim. Zaman ahir zamandır efendim, ve İslam'ın zuhurundan itibaren ta 1923'e kadar İslam aleminin efendim, ölül emri sultanlar vardı, şeriatı tutanlar ve en ziyade ehl-i sünnet ve cemaat üzerinde sabit olan Osmanlı hanedanıydı. Mekanları cennet olsun. Amin. Bozuk mezhep yok onların içerisinde. Hepsi ehl-i sünnet ve cemaat. Amin. Şimdi bugüne demek ki 90 sene var ki hilafet kaldırıldı. Cebabire devri girdi. Sultanların saltanatları ellerinden alındı. Onların yerine mantar cinsinden bir sürü şey çıktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın senin şefkat şefaatine saadeti o birkaç kelime toplamaya söylemeye sizin imdat talep eder. Ya Sultan-ı Evliya, ne yapalım şimdi? İslam alemi perişan halde. Müslümanlar perişan halde. Efendimizin buyurduğu gayb haberlerinden ve min ba'dil mülûki sultanlardan sonra Cebabir'e sarahaten hadis-i şerif ile nübüvvet kuvvetiyle söyledi ki sultanlardan sonra Cebabir'e dinsiz, imansız, edepsiz, ırz ve namussuz, her pislik üzerinde olan bir kavim gelecek. Bunlar İslam'ı yıkmak için uğraşacak. Evet, bütün İslam memleketlerine bu cinsten adamlar geldi. Lakin sahabe-i kiram sallallahu ya Resulallah, bunlar kıyamete kadar kalacak mı ümmetin üzerinde? Hayır. Sümme lit terahi. Ne demek terahi? Vakit biraz. Bir, hemen olmayacak. Bir zaman geçecek. Yahrucu reculun min ehli beyti. Sonra benim ehli beytimden bir kimse çıkar. Tenmin tazim içindir. Reculun. Azametini gösteriyor. Efendimizin nesli pakinden dünyaya bu Cebabir'in hakkından gelecek
efendim, bir zat-ı alül kadir, sahib-i diyanet, sahib-i adalet, sahib-i keramet. Öyle bir zat gelecek. Ben bir en kulli emrin bir vaktihi merhum. Her iş bir zaman tayin edilmişti. Ve şimdi bu 1923'den itibaren ne yaptılar? Babil'e göründü. Onun arkasından Şam'da, arkasında Bağdat'ta, arkasında Mısır'da, arkasında Libya'da, arkasında Balkanlar'da, arkasında İran'da, arkasında Afgan'da, arkasında Hindistan'da, Çin'de. Bunlar efendim çıktı. Kullu emrin bi vaktihi merhum. Her işin zuhur edeceği bir zamanı var. Şimdi Babil'in ahdi tamamlanmıştı. Şimdi bu cevabı reddedilen zalim ve kafirler tepelenecektir. Onlar bütün dünyayı zulme boğdular. Arkasından bir kimse benim ehl-i beytimden diyor. Sülale-i Tahir'den gelecek ve o bütün dünyayı adaletle, insafla dolduracak. Şimdi efendim 23'ten bugüne 90 sene var. 90 sene. Bir bu devam ediyor. Her şey bir vakti vardı. Şimdi beklenen Hazreti Mehdi'dir aleyhisselam. Lakin Hazreti Mehdi'nin zuhurundan evvel de efendim, şimdi emir evliyalara hak sahiplerinin hakkını veriniz. Şimdi İslam'ın sancağını 700 sene taşıyan ehl-i sünnet ve cemaatın hamisi bulunan Osmanlı sultanları. Bunlar haklarını alacak şimdi. Verecek Cenab-ı Hak bunlara. Şimdi tabii bu öyle kolay kolay bu hainlerin hazmedeceği şey değil. Uğraştıkları nedir ki memedeki çocuğu bile sürgün ettiler memleket. Alçak herifler. Buraya bunu kılıncıyla aldı Fatih. Bu evladına bu hakareti ne yapan? Tabii bu saltanatın varisini efendim bulmak kolay mesele değil. Ya Rabbi sen ya Rabbi seni emriyor. İşte herhalde bu yılın içerisinde böyle bir zuhurat olur. Araştırın, o kimseyi de araştırın.
Çünkü Türkiye'de erkek tarafından bir şehzade kalmış değil. Sultan Selim aldı emanetleri Mısır'dan. Sultan Selim tekrar Mehdi Aleyhisselam'a verecek. Gelecek İstanbul'a. Onu karşılayacak. Sultan Selim'dir diyor o da. Allah o günlerde bize göstersin. Amin. Bu küflenmiş, kokmuş, pis, komünist ve onun gibi dinsiz, imansız demokrasilerden ondan kurtuluruz biz. Vakit geldi, kurtulacaktı. Size imdat gelir. Yolumuz haksa bize imdat gelir. Öyle değil mi Hacı Mehmet? El akibetü lil muttakîn. Elfu alfü salat. Elfu alfü selam. Seyyid ala seyyidül evvelin el akhirin. Şeyhina ve alihi ve sahbihi ve hayr. Fatiha. Yoruldum. Yoruldum ama bunu Allah'a şükür söyletti. Allah Sultan Hazretleri dünyayı yıkar. Maşallah. Halde. Fatiha. İlâzeten şerhün nebiyyü ve âlinâsâ. Şayhına kardeşi. Ümmühan Sultan. Medet. Yanına yaklaşmaz. Bir sürü cin var orada. Çarpar. Yaklaşsın oraya biri. Gir gece. Gir de camdana okuyayım ben. Ben de görünürsem başka türlü. Nasıl ya?